Efendim Zeynep Hanım. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey, ben her şeyi hatırlıyorum. Nasıl yani? Hatırlıyor musunuz? Evet, evet hatırlıyorum. Çok şükür. Sonunda güzel bir haber. Akif'in haberi var mı durumdan? Yok. Arıyorum, arıyorum, açmıyor. Yılmaz Bey, hatırladıklarımdan sonra artık eminim. Akif'in Taner'le ilgili söylediği her şey doğru. Akif masum. Emin misiniz Zeynep Hanım? Evet, eminim. Benim bu hatırladıklarımı Akif'e paylaşmam gerekiyor ama arıyorum açmıyor. Ben de düşündüm ki acaba siz beni okula sokabilir misiniz? Okula falan sokamam sizi Zeynep Hanım. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ben bana yardımcı olursunuz diye düşünmüştüm. Zeynep Hanım durumlar bildiğiniz gibi değil. Ortalık çok karışık. Daha da karışacak. Böyle bir şey yapmanın hiç sırası değil. İyi de benim şu an hatırladıklarımı Akif'le paylaşmamdan daha önemli ne olabilir ki? Hem ayrıca yani bu işe yaramaz mı? Yarayabilir aslında. Zeynep Hanım size yardım edeceğim ama tek bir şartla. Benimle okulun arka tarafında buluşun. Tamam. Tamam sağ olun Yılmaz Bey. Benimle konuşmanın hareket etmek yok. Tamam tamam. Müdürüm sizi şöyle odaya alayım. Araç birazdan hazır olacak, haber verecekler. Oğlum ağzım dilim kurudu. Çaydır sudur bir şey ikram etmiyor musunuz müdürünüze? Emredersiniz müdürüm. Akif aç onu aç, aç, aç. Metin müdürüm. Akif benim hiç vaktim yok, çok iyi dinle. Ben de şifre oldum, Zeynep'in babası olduğumu öğrenmişler. Nasıl öğrenmişler? Bunun bir önemi yok. Yalnız benim yerime gelen müdür çok cevval bir adamdır. Sen çok dikkatli olmalısın. Tamam. Denerim. Akif. Bütün bunların için yaptığımızı hatırla. Başarabilirsin. Seninle birlikte çalışmak benim için onurdu öğretmen. Benim için de müdürüm. Kapatmam lazım benim. Müdürüm. Allah razı olsun. Aferin. İsmail, Ekrem müdür gelince bana anons geç, tamam mı? Anlaşıldı amirim. Tamam mı? Anlaşıldı amirim. Zeynep Hanım. Yılmaz Bey, çok teşekkür ederim benimle buluştuğunuz için. Zeynep Hanım, durumlar çok karıştı burada. Hiç de iyiye gitmiyor. Akif'i teslim olmaya ikna etmeliyiz. Tamam, sakin. Niye bu kadar telaşlısınız? Operasyonun başına yeni bir müdür getirildi. Çok sert bir adam. Ortalık çok karışacak. Akif'in artık bu işi sonlandırması gerekiyor. Tamam, ben ikna ederim Akif'i. Yeter ki biz içeri girelim. Tamam, hadi şu taraftan. Ekrem müdür giriş yaptı, tamam. Allah kahretsin. Ne oldu? Düşündüğünden önce geldiler.
Zeynep Hanım, benim burada kalıp onları oyalamam lazım. Siz yalnız gidebilir misiniz? Tabii. Zeynep Hanım, ne yapıp ne edip Akif'i ikna etmek zorundasınız. Eğer teslim olmazsa kan gövdeye götürecek. Her şey size bağlı. Tamam, siz merak etmeyin. Akif beni görünce zaten ikna olacaktır. Okul müdürü değil mi? Evet efendim, Coşkun Eren ben. Memnun oldum. Ben de emniyet müdürü Ekrem Yavuz. Operasyonu bu noktadan sonra ben devralıyorum. Efendim, acaba Metin müdüre bir şey mi oldu? Yok, kendisine başka bir görevlendirme yapıldı. Merak edecek bir şey yok. Bahçeyi derhal güvenlik çemberine alın. Sivil hiç kimse kalmasın ortalıkta. Özeltim, ekip başları da derhal toplansın. Anlaşıldı abim. Yılmaz, sen benimle gel. Okulda en iyi sen biliyorsun. Zeynep. Akif. Zeynep, burada ne işin var? Sana geldim. Bu sefer gerçekten sana geldim. Bahçe de temiz. Siviller boşaltıldı. Arkadaşlar, artık bu saçmalığa son vermenin vakti geldi. Hiç zaman kaybetmeden gidip o çocukları oradan kurtaracağız. Akif'i de canlı ya da cansız ele geçireceğiz. Bu iş bugün bitecek. Derhal operasyonu başlatın. Müdürüm, söyleyemez. Yani bence de operasyon yapmalıyız ama bu kadar aceleci olmamıza gerek yok. Akif, şimdiye kadar yaptığımız operasyonları sabote etmeye başardı. Eğer doğru hamle yapmazsak yine kazanır. Yalnız atladığım bir şey var Yılmaz komiser. O operasyonların başında ben yoktum. Metin müdürüm vardı. Artık ben varım. Vakit kaybetmek yok. Derhal operasyon başlasın. Senin Yılmaz komisere yolladığın listeden bulduk kızı. Gittik, sorduk, soruşturduk. Taner tehdit etti diye kızcağız okulu bırakmış. Evet. Rüyada aynen. Bunları anlatmıştı bana.
Yani ben diyorum ki Akif, bu Taner diğer çocuklara yaptığının aynısını Rüya'ya yaptı. Yani demem o ki senin kafandakiler hayal ürünü değil. Sen masumsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok ki. En azından bunu yapmış olayım senin için. Ne yaptım ki? Sen buraya geldin. Buraya. Bunları söylemek için hayatını tehlikeye attın. Daha ne yapabilirsin ki? Akif. Teslim ol. Ben yanındayım artık. Her şeyi de hatırlıyorum. Bildiğim her şeyi polise anlatacağım. Her şey bitecek. Kimsenin canı yanmadan bu iş bitecek, ha? Yapamam. Neden? Yapamam. Neden yapamazsın Akif? Ha? Polise her şeyi anlatacağım diyorum. Tamam, bir delilik oldu, iş bu noktaya geldi ama Taner'i birlikte tutuklatabiliriz. Bir saat kaldı Akif hocanın. Oğlum bir işler dönüyor lan dışarıda. Geçen sefer de böyle olmuştu. Polis içeri girecek beyler. Onun hazırlığını yapıyorlar. Arkadaşlar bu işin suyu çıktı artık. Ya bir çatışma çıkarsa dımdızlak ortada kalacağız. Akif Hoca başımıza bir şey gelmesine izin vermez. Ya Gizem, Akif Hoca'nın kendine faydası var mı sanki? Görmedin mi? Arkadaşlar bakın, bize bizden başka kimsenin faydası yok. Bunu anlayın artık. Ya haksız mıyım? Tamam, gidelim Akif Hoca ile konuşalım. Bize net bir cevap versin artık. Aynen abi. Kendisi söylemedi mi? Sizi ikna edemezsem serbest bırakacağım dedi. Hadi gidip konuşalım. Yine gidelim. Ya saat 8 olmadı ki daha. Ya söyleyecek bir söz olan şimdi de söyler Gizem. Ya ikna etsiniz ya da bıraksın. Sonra polise ne yapıyorsa yapsın kendisi. Aynen öyle. Hadi. Biz de bir gidip baksak mı Akif Hoca'nın durumuna, ha? Akif Hocam, biz sizinle bir şey konuşmaya geldik. Açar mısınız kapıyı? İçeride mi? Bilmiyorum. Akif Hocam! Akif Hocam! Kilitli. Cevap da vermiyor. Ateş, sen mi gidip baksan acaba, ha? Bak bakayım. Evet. Akif Hocam! Beyler! Akif Hocam! Ben alaştı mı yine? Kapıyı açmayın. Şimdi bilmiyor abi herhalde. Kursana bir izin. Hocam! Akif Hocam! Hocam, iyi misiniz? Hocam! Ses yok. Kranka bir kır. Kıralım mı? Kır. Üç deyince. Hadi. Bir, bir, iki, üç. Akif Hoca nerede? Boş burası. Gizem. Baktı ki masum olduğunu ispatlayamayacak. Polisler de içeriye girecek. Topukladı gitti adam. Ya abi, buradan çıkarılacak tek bir sonuç var. Adamın Rüya'nın katili çıkması. Ya baksanıza, hoca bile kaçmış gitmiş. Yani biz daha fazla niye burada duralım ki? Hadi abi çıkalım. Durun, gitmeyin. Akif Hoca gitmiş olamaz. Çünkü o katil falan değil. Ya bıktım senin bu Akif Hoca yalakalığından. Adam kaçmış gitmiş, hala o katil olamaz diyorsun. Değil çünkü, biliyorum. Ya bırak Allah aşkına Gizem, ne biliyorsun ya? Hadi çıkalım. Çünkü oradaydım. Nasıl oradaydın? Rüya'nın Rüya ölmeden önce yanında ben vardım. Ne demek ben vardım? Rüya? Ne oldu?
İyi misin sen? Değilim. Bırakmıyor peşimi. Pes etmiyor. Kim? Şimdi babamla kardeşime zarar verecekmiş istediğini yapması. Kim tehdit ediyor seni? Neden? Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Taner Hoca. Taner Hoca mı? Ama neden? Yoruldum artık. Gücüm kalmadı. Onları bir şey yaparsa kendimi asla affetmem. Pardon. Rüya. Rüya, ne yapıyorsun? Artık vazgeçiyorum. Bitti. Başka çarem kalmadı. Neden anlatmadın bunları şimdiye kadar? Çünkü engel olamadım. Benim gözümün önünde, elimin ucundaydı ama vazgeçiremedim. Gizem. Bu anlattıkların çok zor şeyler. Ama Gizem bak, bu anlattıklarında bir çözüm yolu bulamayız biz. Günlerde savunduğun adam nerede? Bak kaçmış gitmiş. Biz daha niye fazla burada duralım ya? Haksız mıyım arkadaşlar? Niye çıkıp gitmiyoruz biz buradan ya? Evet. Ya tamam. Ya hayır, ama bence polisi bekliyoruz. Ya niye polisi bekliyoruz biz daha fazla? Abi bu polisi beklersek daha güvenli bir şekilde çıkıyoruz. Ya hayır, çıkalım gideriz şuradan işte. Sonra çocukları buluruz. Tek tek konuştururuz hepsini. Bak. Polise her şeyi anlatacağım diyorum. Taner'i köşeye sıkıştıracağız. Ama yöntem bu değil Akif, sen de biliyorsun. Şimdi olmaz. Şimdi teslim olamam. Neden olamıyorsun teslim? Çünkü? Çünkü olay yalnızca Taner'den ibaret değil. Bütün bu konu Taner'in arkasında olan bütün bu konu çok daha büyük. Akif yeter. Gizemli konuşma. Olay Taner'den büyük ne demek? Ne? Tamam. Şöyle ki, bütün bu okulda ve mahallede gibi görünen her şeyin arkasında aslında içeri giriyorlar. Öğrencilerin yanına gitmem lazım. Zeynep, hemen buradan gitmen lazım. Kalamazsın burada. Akif yeter. Gitmiyorum hiçbir yere.
Ya buradan benimle çıkarsın, teslim olursun. Ya da ben de burada kalırım. Ben de gidiyorum. Hadi gidelim. Ben burada kalıyorum. Ne diyorsun sen? Ben Akif Hoca'ya güveniyorum. Akif Hoca bizi burada bırakamaz. Ben onu bekleyeceğim. Gizem hadi. Ateş. Hadi abi. Kardeş üstünden git. Geliyorum ben. Geç kalma. Geç. Kalıyorsun, ben de kalıyorum. Bekleyelim o zaman hocayı. Gizem. İnşallah haklısındır. Yoksa yaptığımız harbi büyük gerizlik. Benim kaçışıyor. Beraber kaçışıyoruz. Beraber kaçışıyoruz. Hadi bakalım. Bozuk. Bir şey yaparlarsa. Ya saçmalama, onlar polis ne yapabilirler ya? Nereden biliyorlar kim olduğumuzu? Tamam söyleriz. Oğlum sakin. Sakin. Nereye dönüşüyorlar? Hedefle mi temas? Hedefle mi? Tamam. Herhalde ateş etmeyin. Karşılaştılar. Akif Hoca. Akif Hoca değil mi o? Evet. Biliyordum işte, bırakmamış bizi. Yanında biri daha var. Özeltin bizimkileri alırsa bu iş biter. Akif Hoca yetişemeyecek. Bizim bir şey yapmamız lazım Gizem. Ya tamam da ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz? Çeto. Yapabilir misin? Bak, kimseye zarar vermeden yapabilir misin? Neyi yapabilirim? Ha? Hadi. Hadi oğlum. Başka çaremiz yok. Bas. Ya ben yapamam. Lan. Yapamam Ateş. Ateş. Bu mu? Ha? Ateş. Bak. Ya Ateş. Bir dakika, bir dakika. Ateş. Bomba. Ben yapmadım. Kal burada. Akif. Aradaki enkaz kaldırılabilir durumda. Biraz süre alır ama mümkün müdürüm? Kaldırın ve devam edin. Durmuyoruz. Destek yolluyorum. İçeri destek ekip yollayın hemen. Abi herkes iyi mi? İyiyim. İyiyim. İyi misiniz? Şimdi abi, yardım edin. Abi sıkıştık, kaldık burada. Ne yapacağız şimdi? Abi tamam, başka çıkış buluruz o zaman. Aynen. Çatı tarafı zaten patlak, en mantıklı.
kaçacak bir yer burasıydı. Tamam, biz de buraya sıkışacağız o zaman. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Hocam neredeyse bizi havaya uçuruyordunuz. Hayır. Çünkü bombayı ben patlatmadım. Başka kim patlatacak hocam ya? Yine yalan söylüyorsunuz bize. Niye izin vermediniz ki çıkıp gitmemize? Ben yapmadım. Şimdi lütfen benimle beraber sınıfa dönün. Ya biz bir daha sizle nasıl sınıfa gelin? Siz bile bilmiyorsunuz ki daha ne olduğunu. Görüyorsunuz işte. Kimse inanmıyor size. Biz bir daha nasıl güveneceğiz ki artık? Bitti artık o hikaye. Güvenmek falan yok artık. Hadi arkadaşlar, hadi! Çocuklar! Peki bana güvenebilir misiniz? Zeynep hocam.